Ülkemizin kanayan yaralarından iş kazalarından bahsedeceğiz. En çok iş kazaları inşaat alanlarında ve maden ocaklarında meydana gelmektedir. Bugün size biraz inşaattan bahsedeyim. İnşaatta yüksekten düşmeler, malzeme düşmesi, elektrik çarpması, yüksekten malzeme düşmesi gibi bir takım kazalar meydana gelmektedir. Buna dikkat çekmek istiyorum. Örneğin yüksekten düşme kazalarında kalıp işi yapan, demir işi yapan arkadaşlarımız güvenlik önlemlerini almadığı halde işe başlıyorlar. İşverenler bu konuda gerekli önlemleri almadıkları için ne yazık ki yüksekten düşme kazaları sıklıkla meydana geliyor. Merdiven boşlukları, asansör boşlukları, şaht ve havalandırma boşlukları da sadece kenardan düşme değil, bu tarz yerlerde de düşme meydana geliyor. İş kazalarının bir kısmı da yüksekten malzeme düşmesi kaynaklı. Yukarıda çalışma yapıldığı zaman altında çalışmalar devam etmekte, altlı üstlü çalışmalar devam etmekte. Bu şekilde yukarıdan düşen veya atılan malzemeler aşağıda çalışanları yaralamakta veya ölümüne sebep olmakta. Yük taşınırken özellikle hareketli vinçlerle veya gırgır vinçlerle yük taşınırken altlarında çalışmalar devam ediliyor ve bu şekilde iş kazaları meydana geliyor ne yazık ki. İnşaatta iş kazalarının bir kısmı da elektrik çarpması sonucu meydana gelmektedir. Elektrik alanında ehliyeti olmayan şahısların elektrik işiyle uğraşması, ıslak zeminde çalışılmaya devam edilmesi gibi nedenlerden dolayı elektrik çarpmaları sonucu meydana gelir ve bir takım ne yazık ki yaralanmalar ve ölümlerle karşı karşıya kalmaktayız. İnşaatlarda iş kazalarının çoğunlukla ekseriyetle olduğu kısımlardan bir tanesi de dış cephe çalışmalarıdır. Dış cephe çalışmalarında özellikle iskele kurulumunda onayı, sertifikası olmayan veya bu sorgulama yapılmayan arkadaşlara ne yazık ki bu iskeleler kurduruluyor. İskele kurulurken biz neye dikkat etmemiz lazım? Sertifikası olan, bu alanda yeterliliği olan, ehliyeti olan kişilerce iskele kurulması lazım. Onaylı iskele malzemeleri kullanılması gerekiyor. Gevşek zeminde iskele kurulmaması gerekiyor. Montaj, iskele montajında mutlaka yeterli miktarda ve standartlara uygun bağlantı noktaları oluşturulması gerekiyor. Yine yaşam hattı ve paraşütçü tipi emniyet kemeri kullanılması zorunlu. Bu hatırlatmayı da yapmak durumundayız. Çünkü bunlar dikkat edilmeyen hususlar ve ölüme davetiye çıkarıyor. İş kazalarının önlenmesi için çalışanın bir takım hakları vardır. İşveren çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamakla yükümlüdür. Sigortalarını, SGK'larını yatırmakla ve iş kazası olmadan önce alınması gereken önlemleri almakla zorunludur. İşveren çalışanların sahaya girmeden önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verdirmek ve gerekli kişisel koruyucu donanım malzemelerini almak suretiyle işe başlatmalıdır. Bunu yapmadığı takdirde işveren oluşan kazalardan tamamen kendisi sorumlu olacaktır. 2170 kişi iş kazalarında 2021 yılında hayatını kaybetti. Bunların %16'sı, iş kazalarının tamamının %16'sını inşaat sektörü oluşturmaktadır. İstatistiklere baktığımız zaman iş kazalarının yarısını, tam %50'sini 28-50 yaş arası vatandaşlar ne yazık ki bu kazaları yapmakta. Dolayısıyla iş kazalarının yarısını deneyimli kişiler, tecrübeli kişiler yaptığını görmekteyiz. İnşaat ve diğer alanlarında, özellikle madende zaten son zamanlarda görmüş olduğumuz bir kaza vardı. Denetimin sıklaştırılması ve bu konuda
yeterli algının oluşturulması, yeterli dikkatlerin çekilmesi basın yoluyla biz hükümete çağrıda bulunuyoruz.